Herkese merhabalar. Ekim'in ilk günlerine serin bir atmosferle başladık ama önümüzdeki süreçte sıcak hava var ama sonrasında atmosfer yeniden patlamasını yapacak gibi görünüyor. Detaylara geçmeden önce dostlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenirseniz sevinirim. Hadi o zaman başlayalım. Evet, öncesinde 6 ve 7 Ekim tarihlerinde bir yağışlı sistem geliyor. O detayı sizinle paylaşmak istiyorum. Ama önümüzdeki Perşembe ve Cuma günü yine normallerin üzerinde seyreden sıcaklıklar bizleri bekliyor. 6 ve 7 Ekim tarihlerinde Ege üzerinden giriş yapması beklenen yağışlı sistem özellikle Ege'de, Marmara'da ve Trakya bölgesinde yer yer kuvvetli gök gürültülü yağışlara sebep olacak. Hatta bu yağışla birlikte dolu yağışı da görülme ihtimali var. Ufak çaplı dolu yağışı görülebilir, hortum çıkabilir. Öte yandan gök gürültüsü ve yıldırım hadisesi de bu yağışlara eşlik edebilir. İstanbul'da, Bursa'da, Edirne'de, İzmir'de, Çanakkale'de bu riskin bulunduğu şehirler arasında yer alıyor. Bu detayı da sizinle paylaşmış olalım. Tabii bu yağışlı sistemle birlikte sıcaklıklar da yeniden mevsim normallerine iniş yapacak. Yani hafta sonu 30 dereceyi aşan sıcaklıklar Pazartesi ve Salı günü mevsim normallerinin altına, yani 18-19 dereceye düşebilir. Belki 30 dereceyi de aşmayabilir İstanbul dolaylarında. 20-28'e kalabilir ama ani bir sıcak sonrasında sert bir sıcaklık düşüşüyle, özür diliyorum, güzel bir atmosferi bizlere yaşatacak gibi görünüyor. İnişli çıkışlı sıcaklıklar ne yazık ki önümüzdeki süreçte devam edecek gibi. Yani hani bir hafta boyunca sonbahar havası olsun diyemiyoruz. Böyle 2-3 gün bir sonbahar havasını yaşıyoruz, sonra yine bir sıcak geliyor, ardından yine bir düşüş. Yani Kasım'a kadar, hatta Aralık'a kadar bu süreç böyle devam edebilir gibi dostlar. Ama sonrasında artık o yazın o ağır sıcaklıklarını, bunaltıcı, terleten sıcaklıklarını geride bırakacağız gibi görünüyor. Son durumlar bize bunu gösteriyor. Öte yandan kışa dair de tahminlerimi sizinle paylaşacağım. Bunu da buradan hatırlatmış olayım. Cumartesi günü akşam canlı yayına saat 7'de kışa dair önemli analizler ve tahminler sizlerle birlikte olacak. Bu detayı da buradan sizinle paylaşmak istedim. Evet, etkili bir yağışlı sistem geliyor dedik 6 ve 7 Ekim dolaylarında. Umarım afet yaşanmaz. Bu yağışlar ayrıca göller yöresini, Karadeniz bölgesini de kapsıyor. Sadece Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi şanssız. Onun dışında Akdeniz bölgesinde, Antalya'da yağışa kavuşacak gibi görünüyor yine önümüzdeki sistemde. Evet, yani artık o Akdeniz'in de hareketlenmesi gerekiyor. Çünkü birçok göller, barajlar kurudu. Ve bunu tamamlayıcı etken de Akdeniz çanağının hareketlenmesi ve beraberinde bizim Antalya'mıza, Adana'mıza bol bol yağışların gelmesi olacaktır. Tek temennimiz bu yönde. Evet, bir videolu tahminin daha sonuna geldik dostlar. Sağ olun, var olun izlediğiniz için. Sorularınız varsa yoruma bekliyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.